Demir bir metal, hani kimya derslerinde görüyoruz. Demir bir madde, bir element bu. Biz bunu gıdalarla almak zorundayız. Biz kendi böyle bizim vücudumuzun hemoglobin ürettiğimiz gibi üretebileceğimiz bir madde değil bu. Biz buna mecburuz. Dışarıdan bunu almak zorundayız. Gıdalarda bulunuyor demir. Hangi gıdalarda daha fazla bulunuyor? Özellikle en yoğun bulunan gıdalarımız karaciğer, dalak ve diğer böbrek, yürek dediğimiz o hayvansal iç organlarda çok yüksek oranda demir bulunuyor. Onun yanında da kırmızı et. Yani biz kendimizi kandırmayalım, vejeteryanlara burada kötü haber verelim artık. Biz istediğimiz kadar yeşil bitkilerle ki demirlerle bunu idare etmeye çalışsak da bu tip hayvansal gıdaları maalesef almak zorundayız. Tamam, böbrek, yürek, hadi onlar biraz uç noktalar ama karaciğeri çocuklarımıza ve kendimize artık bunu alıştırmamız lazım. Burada hani bütün hastalıklar çocukluktan temelleri atılır deriz ya. Çocuklarımızın beslenmesine çok özen göstermemiz lazım. Biz bu çocuklara artık o kadar fazla var ki benim çocuğum et yemez. Biz evimizde et sevmeyiz. Benim çocuğum asla ciğer yemez. Bu şekilde bu kabullenmelerle çocuklara aslında kötülükler yapıyoruz. Biz bu maddeleri dışarıdan almaya mecburuz. Biz bunu üretemiyoruz. Az önce ne anlattık? Demir bir döngü içerisinde alınıyor, kullanılıyor, harcanabiliyor. Tekrar tekrar almak mecburiyetindeyiz. Tabii ki biz vücudumuzda bir demir sistemi var. Aldığımız demiri olduğu gibi dışkıyla atmıyoruz. Onun bir geri dönüşümü de var. Hemoglobin parçalanır, içerisindeki hem ayrıştırılır, o demir tekrar demir döngüsüne sokulur. Ama bir kan kaybı varsa, kronik kan kaybı varsa, mide ülserinden, kalın bağırsaktaki bir yaradan damla damla kan kaybı varsa bu sefer doğrudan demir kaybediyoruz.